Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri vel ebâsîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâleh. Ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedin muttasıyla Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal. Salatul cemaati ala salatil raculi vahde 25 salah. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları Rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi yaptıranların bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyımın cemaat-i müslüminin bu civarlarda metfum olunan bir cümle evliya, ulema, sulaha, şüheda, mü'minat tüm geçmişlerimizin ervaçin el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kem dünya günahım diyeceğim gülistan ikten sıradan. Sıradan da zinnen amtalim ve elmatum alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Salatul cemaati ala salatir raculi vahde 25 salah. Bir müminin cemaatle namaz kılması, camide cemaatle namaz kılması tek başına namaz kılmasından 25 kat daha sevaplıdır, faziletlidir. Buhari'nin rivayetinde salatul cemaati teftulu salatel fezzi bi 27 derece. Cemaatle namaz yalnız kılınan namazdan 27 kat, 27 derece üstündür, daha sevaplıdır, faziletlidir şeklinde. Yani şimdi burada metinde okuduğum hadiste 25 kat diyor. Buhari'nin rivayetinde ise 27 kat diyor. Evet. Şimdi peygamberimiz çelişkili konuşmaz. Ne konuşursa vahye dayanarak konuşur. Ondan çelişkili laf etmek beklenemez. Ne olmuş olabilir? Alimler şimdi bu iki hadis üzerinde duruyorlar. Diyorlar ki şu olabilir: bir, evvelce 25 kat verdi Cenab-ı Hak, sonra da 27 kata yükseltti. Böyle olabilir. Böyle çok var. Böyle çok var. Cenab-ı Hak evvelce verdiğini sonra artırabiliyor. Burada da birinci defa peygamberimize cemaatle namaz kılan 25 kat alır diye ona Cenab-ı Hak bildirdi. Daha sonra da bunu lütfetti. Müminlere daha rahmetli davrandı. 27 kata çıkardı şeklinde olabilir. Olabilir diyorlar. Birinci yorum böyle. İkinci yorum tabii bir sen hemen evin camiye komşu, ezan okunca camiye geldin. Bir de 15 dakika yürüyerek gelen var. O 20 dakika, 1 saat yürüyerek gelen var. Diyorlar ki 25 kat yakın olanlaradır. 27 kat uzak olanlaradır. Böyle hadisi böyle yoranlar da var. Bir diğer bazı alimler de camiye gelen adamın hepsi aynı namazı kılmıyor. Evet, imama uyuyorlar, namazlar tamam, hepsi 25 kat alacak ama bazıları namaza durduğu zaman hiç dünyayı unutuyor, tam namaz kılıyor. Dışarıda davul çalsa da duymayacak şekilde kendini
bağlamış, Allah'a bağlamış. İşte bu iki kişinin farkıdır bu. İmama uyduğu için 25 kat alacak ama çok güzel kılanlara 27 kat. Bazı açıklamalar da böyle. Evet, evet. Evet. Bazıları da demişler ki bu şu demektir. Bazı alimler de bu iki hadisi böyle yorumlamışlar. Öğlen namazı, ikindi namazı şimdi açıktan okumadık. Gizli okudu hoca. Öyle durduk. O içinden okudu. Efendimizin emri öyle. Öğle ikindi namazları sessiz okunur dedi. Ama akşam yatsı sabah namazları cehri açıktan okunuyor. 25 kat işte öğle ikindiyedir. 27 kat da açıktan okuyan, kılınan cemaatle namazlaradır dediler. Öyle söylediler. Evet, bazı alim böyle çeşitli şekilde yorumlamışlar. Evet. Şimdi biliyorsunuz 5 vakit namaz farz. Şimdi cuma namazı da farz. Bir de vitir namazının farz olduğu söyleniyor. Onu söyleyenler de var. Ediyor 7. Bunlara bakarak diyorlar 27 demiştir. 7 rakamını söylemiştir. Gündüz o bunların cuma ve vitrin dışında 5 namaz var ya, işte onlara bakarak 25 demiştir. Bazı alimler de böyle yorumlamalar yapmışlar. Her halükarda camiye gelen adam bu kadar fazla sevap kazanıyor. Ayrıca camiye gelmek Allah yoludur. Fî sebilillah'tır. Ömrün ecel gelmiş, ömrün bitmiş. Camiye giderken veya camiden dönerken Azrail gelse bir saat ileri gitmez, bir saat geri kalmaz. Ecel anında Azrail aleyhisselam senin canın alır. Camiye gidip gelirken Allah yolu olduğu için Allah, orada ölürsen Allah yolunda ölmüş olursun. Aynı Çanakkale'de savaşırken ölen gibi. Fî sebilillah'tır. Camiye gelmenin faziletlerini size arz etmeye çalışıyorum. Bu 25 kat, 27 kat anlattığım şekilde daha üst çok sevap alması yanında fî sebilillah'tır. Ayrıca bir adam camiye, cemaatle namaz kılmak üzere niyetli, abdest aldı. Evinden çıktığı andan itibaren namaz kılıyor, ibadet ediyordur. İbadet sevabı kazanıyor. Tekrar evine dönene kadar. Bu yönden de çok faziletlidir camiye gitmek. Ayrıca camiye gelenlerden Allah çok razı oluyor. Burada da söylüyor zaten. Camiye gelenlerden belaları kaldırıyor Allah. Cemaatle namaz kılan müminlerden. Onlar saf saf düzgün sıralar halinde cemaatle namaz kıldılar mı? İçimizdeki böyle isyankar çok beyinsiz adamların şerrinden dolayı Cenab-ı Hak gazap edecekken, azap yağdıracakken müminlerin camide cemaatle güzel saflar, düzgün saflar halinde namaz kılmalarını görünce o topluluktan bu cemaatin hatırına, bu cemaatin hatırına belaları def ediyor, kaldırıyor. Evet, böyle cemaate gelmenin faziletler yanında bir de namazın garantili, geçerli olması cemaat açısından. Gelip de imama uyduğunuz zaman sizin farzınız garanti. Abdestliyseniz, böyle bir eksiklik yapmadıysanız, mesela okuma hatasından falan sizin hesap vermeyeceksiniz. İmam hesap verecek. El imamu damin, Efendimiz öyle söylüyor. İmam cemaatinin kefilidir. Onun şeylerini ödeyecek. Onun için cemaate gelir de namaza uydum şuma dediniz mi, o namazınız garantili. Hesabını imam verecek. Tabii düzgün kıldırdığı zaman da kaç tane cemaate imam olmuşsa o kadar çok sevap alacak. Şimdi bu ne demek? Namaz garanti kabul demek. Ne demek? Bir kabul edilen namaz kendinden evvelki namaz arasındaki günahları sildirir. Gene Peygamber'in müjdesi var. Hulâsâ bir zaruret yoksa, meşru bir mazeretin yoksa evde namaz kılma. Doğru camiye koş ve imama uy. Böyle müjdeleri
Efendimizin bize haber verdiği şeyleri şey et, kazan. Evet, kazan. Evet, buna dair başka hadisler de var tabii. Zaman zaman bu Gümüşhaneli Hazretleri bazen biz de tekrar bu sıradan okuduğumuz için onları tekrar ediyoruz. Yeni gelen cemaatlere de bilgi olsun diye değişik ifadeli hadisleri de zaman zaman tekrar ediyor. Konu tekrar edilmiş gibi oluyor. Buna dair de gene şeyde Salatul mer'ati vahdaha, evet, bir adamın yalnız, evet, yalnız başına namaz kılsa bir adam diyor, evet, taftulu ala salatin fil cemi'in, evet, bi 25 derece. Burada aynı hadis bir daha şekilde fez vahde, aynı kelimeler, değişik ifadeler, başka zaman söylemiş, aynı verdiğimiz manaları 25 kat 27 kat sevaplar verilir diye. Evet, bu başka hadiste de Abdullah ibn Ömer ibn Hattab, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan nakledilen hadiste, başka yerde de söylemiş gene salatul cemaat taftulu salatul fez ve bisebnin ve işrine derece. Bir başka hadis, tek başına adamın namaz kılması cemaatle kıldığı zaman 27 kat az olur. Cemaatle kılarsa 27 kat fazla sevap alır, derecesi yükselir şeklinde. Başka hadisler de var. Evet, başka hadisler de var. Şimdi okuduğum hadisi de, evet, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Nesai, İbn-i İbban, Abdullah ibn Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Yani bu cemaatle namazı ihmal etmemek lazım. Bir de cemaatle namaz kılmaya alışık adam, 5 vaktin camide kılıyor, alışmış buna, evde iş görürken çocuklar aman namazı kaçırmayayım, kalbi camiye bağlı. Her kez mahşerde müthiş sıkıntılar içinde, karanlık vesaire vesaire çeşitli sıkıntılar içinde kıvranırken mescide gönlü bağlı müminler arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir hadisi var. Oradan da çok büyük müjde var. Onun için ne yapıp yapıp 5 vakit namazı camide kılmak lazım. Çarşıda dükkanınız olduğu zaman bile hemen camiye koşmalı. Tesbihleri yolda çekebilirsiniz. Yani tesbihler uzun sürüyor derseniz onu gelirken çekebilirsiniz. Bu camide namaz kılmaya çok önem vermeli. Hem memleketimiz bakımından, hem kendimiz açısından, kazancımız açısından. Cemaatle namaz kılmaya alışık adam bir de imanla göçer. Garantisi var. Devamlı namazlarını cemaatle kılan adam imanla göçer. Buna daha da garanti var. Bu kadar müjdeden sonra tembellik edip de evde yalnız başına namaz kılmamak lazım. Cemaate koşmak lazım. Bu şeylere ulaşmak lazım. Müjdelere erişmek lazım. Evet. İlk okuduğum hadis Hazreti Enes'ten ve Muaz ibn Cebel'den nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Tukatilüne, evet, şimdi başka bir konuda hadis-i şerif. Tukatilüne, siz ey Müslümanlar, evet, savaşacaksınız. Fetusallatune aleyhim, size musallat kılınacaklar. Musallat kılınacaklar. Hatta tahtevi, gizlenecekler. Ya Abdallah, haza Yahudi ve ra'i faktulhu. Evet. Siz diyor Peygamberimiz, Yahudilerle, Müslümanlar, müminler, Yahudilerle savaşacaksınız. Buhari'deki ifade, tukatilukumul Yahud. Siz, Yahudiler sizinle çarpışacak şeklinde. Oradaki hazır olan sahabileri söylüyor Peygamberimiz. Yahudiler sizinle savaşacak, bir ifade böyle.
Yahut da siz Yahudilerle savaşacaksınız. Evet, kendisinden sonra, kendi devrinden uzun süre, bidehrin tavil, uzun süre sonra, yani kıyamete yakın. Kendisi devrinde değil, kendi yaşadığı devirden uzun süre sonra Müslümanlar Yahudilerle savaşacaklar. Evet, diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri, bu olay diyor, اِنَّمَا يَكُونُ اِذَا نَزَلَ İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın indiği zamanda olabilir. Çünkü o zaman Müslümanlar hep beraber olacaklar. Yahudiler de Deccal'la beraber olacaklar. İsa Aleyhisselam Deccal indikten sonra inecek. Deccal'la Mehdi Aleyhisselam savaşırken İsa Aleyhisselam inecek. Müminler Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaklar. Yahudiler de Deccal'ın yanında olacaklar. Fetusallatun aleyhim. Evet. Yahudiler size saldıracak. Bu ifade öyle. Bir başka da siz Yahudilerle savaşacaksınız. Allah Yahudileri size musallat kılacaklar ve kazanacaksınız. Evet, siz zafer elde edeceksiniz. Onlar şey diyecekler, kaçacaklar. Yahudileri yeneceksiniz. Başka hadislerde bu Amik Ovası'nda olacak. Hatay'ın arkasında bir Amik Ovası var. Verimli Ova biliyorsunuz. Orada bu savaş olacak. Hatta tahta bir Yahudiler yenildikten sonra askerler kaçacak. Yahudi askerleri. Hatta tabii Yahudi askerleri saklanacaklar. Ahadüm, onlardan birisi Yahtebi, affedersiniz. Yahtebi ahaduhum, onlardan birisi saklanacak. Yahudi askerlerden birisi saklanacak. Vora el haceri. Evet. Taşın arkasına kaçarken beni yakalayıp öldürmesin diye taşın arkasına saklanacak. Feyakulul haceri. Taş dile gelecek. Taş dile gelecek. Evet. Ya Abdallah, haza Yahudi varai faktulhu. Ey Allah'ın kulu, asker, Müslüman asker. İşte Yahudi arkamda saklanmış duruyor. Gel onu öldür diyecekler. Evet. Bu kıyamete yakın olacak alametlerden birisidir. Evet. Demek ki kıyamete yakın taş konuşulacağına göre bir başka hadis şeydir, ağaç, farkat ağacı, farkat ağacı konuşmayacak. Yahudiler bunu biliyor, o ağaçtan dikiyorlar şimdi çöllerine, arazilerine. O hariç bütün ağaçlar, arkamda Yahudi var, gel öldür diyecek. Burada taşla ilgili hadis söyledik, o hadis de var, onu da okuyacağız şimdi sırası gelince. Böyle bir olay olacak. Böyle olacak, olay olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne zaman olacak Allahu alem, ama böyle bir olay olacak. Tarihi veremiyoruz. Gaybı Allah bilir, ama böyle olacak. Efendimiz haber vermiş, hazır olun diyor. Haber veriyor, hazır olun diyor. Evet, Mehdi aleyhisselam Peygamberimiz soyundan. O konuda da bilgi vermek isterim. Hadislere göre konuşuyoruz. Değerli bilimsel kaynaklara göre. Şimdi bunu mahsus söylüyorum. Çok Mehdi var şimdi. Bana da telefon ediyorlar. Ben Mehdi'yim falan diye. Geçen gün bir geldi. Bak dedi, alnımda bile işaret var dedi. Baktım alnımda bir şey yok. Kendi öyle kafayı kurmuş. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Çok var böyle. Hatta bir cenazeye katılmıştık, arkadaşın babasının cenazesine. Biri dedi ki, ben dedi Mehdi'yim dedi. Dedim Mehdi çok dedim, hanginiz dedim, söylen de biz ona göre tedbir alalım. Millet de gülüştü. Böyle şeyler de var. Başka Mehdi'lik iddiasında bulunanlar da var, biliyorsunuz siz onları. Mehdi aleyhisselam adı Mehmet olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hasan Efendimiz'in sülalesinden olacak. Hasan Efendimiz biliyorsunuz halifeyken Müslüman kanı dökülmesin diye halifeliği bıraktı.
Emevilere verdi. Yalnız dedi benim adamlarıma dokunmayacaksınız dedi. Bu şartta bırakıyorum. Sonra onu zehirlediler. İktidar hırsı, karısı zehirledi. Şehit oldu. Bu fedakarlığı Peygamberimiz daha haber söylüyor. Hasan diyor, senin sayende iki Müslüman grubu diyor, sulh yapacak diyor. Sen buna sebep olacaksın. Bunu haber ver. Olmuş da zaten. Daha sonra hanımı zehirlettiler. Hanımını ayarladılar, ayarttılar. Hanımı zehirledi. Onun bu fedakarlığından dolayı Cenab-ı Hak diyorlar ona işte en son halife, Allah'ın yeryüzünün halifesi Mehdi aleyhisselam, peygamber sülalesinden 40 yaşlarında. Evet. Saçının, yüzünün rengi de hep tarif ediliyor. İşte size haber verdiğimiz gibi bütün böyle dini kaynaklarda bundan yazılıyor. Ama bu çok bozulduğu zaman çıkacak. Mehdi aleyhisselam, Müslümanlar böyle parmak gösterecek kadar azalacak. Ortalık iyice ahlaksız olacak. Açıkta namaz kılmak mümkün olmayacak. Şimdi bak vaaz ediyoruz. Kimse karışan yok. Ya camiler açık, ezan okuyor yani. Şimdi değil demek istiyorum. Bunlar yapılamayacak. Namaz kılmak bile o dele bozulacak ki ne biçim adam namaz kılıyor falan diye sizi zorlayacaklar. Müminler zorlayacaklar. Şimdi değil yani. Yani telaşa kapılmaya gerek yok. Ahlaksızlık diz boyu, zulüm diz boyu. Müslümanlar az. O Mehdi olan biliyor. Görevli olduğunu. Onun için ben Mehdi'yim diye çıkmayacak. Neden? 3 kişiyle, 5 kişiyle bu ahlaksızlık önlenir mi? İşin zorluğundan dolayı kendini Mehdi söylemeyecek. Kabe-i Muazzam'ı tavaf ederken İslam uleması, işte burada kayıtları var. Şöyle sarışın, çok sarışın değildi hani beyaza yakın, şöyle saçı kumral filan diye yakışıklı, güzel bir adam 40 yaşlarında. Kabe-i Muazzam tavaf ederken orada o anda tavaf eden İslam alimleri bakacaklar, bu tariflere uyuyor. Sen diyecekler Mehdi'sin. Susacak o. Ben oyum demeyecek. Başka bir alim de görecek. Sen Mehdi'sin. Evet diyecek. İslam ulemasının sen Mehdi'sin dedi. Böyle birkaç tanesinin elinden tutup onu tutunca evet ben Allah benim bu görevi verdi diyecek. Diyor ki Peygamberimiz bir gecede onu Allah şey der, olgunlaştırır. Çok büyük işi var. Ortalık son derece bozulmuş. O bozukluğa karşı hakkı savunacak. Kaç kişiyle olacak bu iş? Evet. Onun için Allah onudur. Çok olgunlaştırır, kemale erdirir bir gecede. Ona diyor, kar üstünde olsa bile sürünerek gelin katılın. Eğer yetişirseniz. Evet. Kar üstünde sürüne sürüne bir olsa katılın. Onun ordusuna katılın diyor. Öyle zor bir savaş olacak ama tabii Allah sevdiği kula yürü kulum dedi mi önünde kim durabilir? İşte onun Müslümanlar onunla beraber Kudüs'te, evet Kudüs civarında Deccal da çıkacak o zaman. Deccal da çok müthiş bir tehlike. Adamı öldürecek. Öldürdükten sonra kılıcıyla ikiye bölecek. Kalk diyecek, dirilecek adam. Herkes bu onun gösterdiği buna istitraç derler. İstitraç. Müslümanlardan böyle bir şey olsa buna keramet derler. Peygamberden olsa mucize derler. Peygamberimize yakın insanlara Allah böyle şeyleri veriyor. Ki olmuş, olmuş. Bir adamın şeysi ölmüş. Oğlu ölmüş. Peygamberimize giderken demiş, oğlum nerede? Evet, oğlum şimdi öldü dese bir tek oğlu var herifin, çok üzülecek. Peygamberimiz kimseyi üzmek istemiyor hayatında. Öyle bir insan. İşaret demiş, Ebu Bekir'e sor demiş. Ebu Bekir de çok akıllı adam. Peygamberim üzme diyor adam, üzer mi? Bir bakmış arkada Ömer var. Ömer'e sor demiş. O da atlatmış adamı. Adam telaşla Ömer'e yapışmış. Ömer de bakmış arkada ama söyleyecek kimse yok. Ya Rabbi demiş.
Peygamberin üzmediği adamı ben üzmek istemiyorum. Sen bilirsin ya Rabbi. Adam o sırada o ölen adı, o oğlan koşmuş gelmiş. Buradayım, buradayım demiş. Böyle şeyler oluyor. Daha evvel Evliyaullah'tan da mesela Muhammed Bahaaddin Hazretleri 3 tane delikanlıyı diriltmiş. Biz keramete inanırız. Ehl-i Sünnet inancında keramet haktır. İnanırız. Peygamber'e, Allah'a yakın olan insanlar, Allah'ın verdiği bir şey bu. Bizim kendi emeğimiz değil. Bu işte böyle yanlış adamlardan da çıkabiliyor. Çünkü insanları Allah insan olarak yaratıyor. Bütün kabiliyetler her insanda var. Böyle uzun süre riyazatlar, şunlar bunlar yaparak onlar da bir takım şeyler gösterebiliyor. Bunlara istitraç deniyor. İstitraç. Evet, şimdi Hindistan'da Hint fakirleri bir takım acayip şeyler yapıyorlar. Onlara istitraç denir. İşte bu istitraç, Deccal'ın yaptığı ölen adamı diriltiyor. Bulut'a hitap ediyor, konuşuyor bulutla. Hayır, eşekle konuşuyor. Onun bu harikulade şeylerine herkes daldırıp, halbuki alnında kafir yazılı diyor Peygamberimiz. Kimse alnındaki kafir yazısını görmeyecek diyor. Ona tabi olanlar gitti. Ama bu bilgileri edinip de ula bu Peygamberimizin ahir zamanda çıkacak Deccal olmasın diye olanlar yalnız alnında kafiri görecekler. O tehdit edecek. Bana tabi olanlara işte bak cennet, bahçeler, bana tabi olmaların falan diye. Evet, onun öldürdükleri diyor cennetlik, ona tabi olanlar, onun arkadaşı cehennemlik. Böyle hadisler var. Evet, böyle hadisler var. İşte bu Deccal çıktığı zaman, Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı o zaman, onlar mücadele ederken İsa Aleyhisselam yeryüzüne iniyor. İsa Aleyhisselam Şam'da oraya iniliyor. Ümeyye Camisi'nin beyaz minaresine. Oradan Tayy-i Mekan'la Kudüs'e geliyor. Bu Deccal'la Mehdi'nin Aleyhisselam savaştığı yere. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanın halifesi olduğunu İsa Aleyhisselam da biliyor. Onu görünce namaza davranmışlar. Buyur diyor. Sen Allah'ın peygamberisin Mehdi Aleyhisselam. O da diyor ki hayır diyor. Sen diyor Allah'ın halifesin. Hulasa böyle olaylar olacak. Deccal'ı Mehdi Aleyhisselam öldüremeyecek. İsa Aleyhisselam öldürecek. İsa Aleyhisselam baktığı adamın kafiri, baktığı kafiri öldürecek. Yeryüzünde hiç kafir kalmayacak. 40 sene hayat sürecek. Bu olayda şimdi Deccal'la İsa Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam ölünce İsa Aleyhisselam savaşmaya başlayacak. Diyor ki tuzun suda eridiği gibi, evet, tuzun suda eridiği gibi Deccal İsa Aleyhisselam karşısında eriyecek, yok olacak diyor. Böylece Deccal'dan şey kurtaracak İsa Aleyhisselam, o zamanki müminleri. Evet, bu olay da hani bu olaydan önce, işte bu olay bahsettiğim Deccal, Mehdi, İsa Aleyhisselam gelişi, onunla çarpışma, Deccal'ın suda erdiği gibi erimesi kıyamete yakın. Ne kadar yakın bilmiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahir zaman peygamberidir. Kıyamet önünde geldim ben diyor. Kıyametin sanki yarın kıyametmiş gibi. Öyle ifadeler yakın. Kaç sene şimdi, 1400 sene geçti. Değil mi? Yakın tabiri ne? Orasını bilmiyoruz. Orasını Allah biliyor. Evet, böyle bir olay olacak diyor. Evet. Böyle bir olacak diyor. İşte Yahudiler onunla beraber olacaklar. Onunla beraber olacaklar. Deccal'la beraber olacaklar. Hep kılıçlı, miğferli askerler. Evet. Deccal İsa Aleyhisselam görünce, evet, aynen yazıyor. Zebe kema yezibül milh. Suyun, tuzun suda eridiği gibi Deccal eriyip yok olacak. İsa Aleyhisselam, Allah o hasreti verecek. Şimdi bizim dinimizde, ki buna şeriat deniyor. Şeriat din demek. Hani yanlış anlaşılıyor diye onun için hep din diyorum.
Şeriatta bir gavur size tecavüz etmedikçe öldüremezsiniz. Şimdi aramızda gavurlar var. Biz onlardan İslam şeriatına göre haraç, cizye vergisi alınır. Şeysine dokunamazsınız, ırzına dokunamazsınız, malına dokunamazsınız. Onu ülül emir, devlet, İslam devleti korur. Neden? Karşılığında haraç, cizye alıyor. Ama İsa Aleyhisselam bu hakkı tanımayacak. Ya Müslüman ol diyecek. Müslümanı kabul etmezse bakışıyla yok edecek. Dünyada hiç bir gavur kalmayacak. Öyle bir 40 sene evlenecek, çoluk çocuğu sahibi olacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam da ölecek. Ondan sonra 157 sene var. Gittikçe bozulacak. Yeryüzünde Allah diyen kalmayınca da kıyamet kopacak. Bunlar ne zaman olur bilmiyoruz. Ama hadislerde böyle çok değerli İslam alimlerinin eserleri var. Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri diye çok değerli, sözüne güvenilir, doğru. Öyle büyük alimlerin eserlerinde bu verdiğim bilgilerle rastlayabilirsiniz. Evet. Evet. Kıyamete yakın işte ağaçlar da taşlar da, yani insanın dışındaki yaratıklar da konuşacak. Bu o anlaşılıyor diyor. Dile gelecek, konuşacak. Söyleyecekler onlar da. Şimdi bir insanlar konuşuyor. Başkasının dilini anlamıyoruz. O zaman duvar konuşacak mesela. Taş, ağaç diyor burada. Duvar da konuşacak diyor. Hayvanlar da konuşacak diyor. Hepsi haber verecekler. İllel farkat. Farkat denilen ağaç hariç. Çünkü bu Yahudi ağacıymış. Ondan dikiyorlar şimdi. Biliyorlar bu olayı. O sadece arkadakine haber vermeyecek. İbn-i Mace, Kütüb-i Sitte'den İbn-i Mace'nin hadisinde böyle uzun bir hadis var. Ebu Davud aslında. Şimdi okuduğum hadis, böyle hikayeleri bırak hocam diyenler de olabilir. Buhari, Müslim, Tirmizi, Abdullah Ömer'den nakledilmiş bir hadistir. Sahih hadistir yani. Biz ehli sünnet olarak bu olaylara inanırız. Ne zaman olacak? Allahu alem. Orayı bilemeyiz. Ama haber veriyor. Hazır olacağız yani biz. Bu bilgileri şey diyeceğiz. Böyle başımıza gelirse o Ceccal'ın yaptığı o harikulade şeylere kanmayacağız. Ha diyeceğiz. Bu peygamberin haber verdiği şey hayatımız pahasına da olsa ona tabi olmayacağız. Onun için haber veriyor. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Kıyametin büyük alametlerinden Deccal'ın çıkması, İsa aleyhisselam yeryüzüne inmesi. Kur'an-ı Kerim'e göre İsa aleyhisselam ölmedi. Ve mâ kateluhu yakînen. Yahudiler onu kesinlikle öldürmedi. İfade bu. Tefsire bakabilirsiniz. Ve mâ kateluhu yakînen. Yakın kesin demek. Kesin olarak onu öldürmediler. Ber rafâhullâh. Allah onu semaya çekti. Miraç hadisinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştu. Kendisini tarif ediyor. Miraç hadisinde var. Ama birçok profesör kaç bin sene oldu, nasıl yaşayacak falan diye. Allah her şeye kadirdir. Evet, mucize, biz mucizeye inanırız. Onun için peygamber haber verdiği için meşhur hadistir. İnkar etmeyiz. İnkar eden sapık olur. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste şöyle buyuruyor. İlk harfleri T ile başlayan hadislerden gidiyor. Değişik konularda. Tekabbelu bisittin. Evet. Ey müminler. İman edenler. 7 hasleti bana tekeffül edin, garanti verin, taahhüt edin, 7 şey söyleyecek. Bu 7 şeyi bana taahhüt edin, etekabbalu lekumul cenne. Ben de size cenneti tekeffül edeyim, garanti edeyim. 7 şey nedir? Evet, affedersin, 6 şey nedir?
İza haddese adüküm felâ yekdib. Konuştuğumuz zaman yalan söylemeyin. Bir. Evet. Konuştuğumuz zaman yalan söylemeyin. İlla li daruratin. Zaruret varsa başka. Sohbet için, gırgır için. Şimdi oho. Yalan şahitler adliye koridorlarında yalan şahitler var. Asla. Şunları garanti edin, cenneti size garanti edeyim. Bir, konuştuğu zaman yalan söyleme. Zaruret nedir? Hocam, evet. Efendimiz açıklamış. El kizbü yüktebü ala ibni Adem. Yalan insanın defterine yazılır. Günah olarak yazılır. İlla selas. Üç durumda yazılmaz. Günah yazılmaz. Er-raculu yeksibu beyne'r-raculeyni yasluha beynehuma. İki arkadaş şu veya bu sebepten kavga etmişler. Böyle vuracak kurşunları yok. Bu iki Müslümanı barıştırmak için yalan söyleyebilirsin. Veya adam, evli adam karısına kızmış, kovmuş. Çoluk çocuk var, olmasa bile evlenmiş falan. Karıyla koca arasını barıştırabilirsin. Ne diyeceksin? Ya Mehmet arkadaş, senin hanımı gördüm, sararmış solmuş. Senden ayrıldığımdan ekmek de yemiyor, su da içmiyor. Halbuki beddua edip durur. Barıştırmak için, adamı yumuşatmak için senin hanım senden ayrıldığına o kadar pişman olmuş ki ekmekten açtan kesilmiş ya, sapsarı olmuş, bir deri bir kemik kalmış. Yalan halbuki. Böylece adamın, çünkü zaten severek evlenmiş, kaç sene geçirmiş, bir temel var. Adamı yumuşatacaksın. Ondan sonra o yumuşayınca hanıma gideceksin. Ya Ayşe, kardeş, benim arkadaşım senin kocandı, kavga etmişsiniz. Ya adamı gördüm ya. Şaşırıyor, yolunu şaşırıyor ya adam. O kadar üzüntü içinde ki yani. Gecesi gündüz bir olmuş adam, o kadar yani şey olmuş. O da bir severek varmış ona. Temeli var. Onu da yumuşatacaksın. Bu yalan caiz. Bu günah değil. Evet, iki kavga etmiş birbirine. Mümini karıyla kocayı barıştırmak için hadis şöyle efendim. Bu günah sayılmıyor. Burada yalan söyleyebilirsin. Evet. وَالرَّجُلُ يَحْتُسُ اِمْرَاتُهُ لِيَرْضِيَهَا. Güzel ki. Şimdi evleniyorlar. Çok var. Beğenmek, görmek, konuşmak. Tabii nikah olmadan el sıkışmak, öpüşmek, sevişmek, flört yok. Ama meşru hudutlar dahilinde boynu, posunu, fiziğini, sülalesini, kültürünü araştırmışsın. İkisi de birbirine evlenmiş. Ama evlendikten sonra bu kadınlar, erkekler de öyle ya, birbirlerini çok taklit ederler. Merhaba dediği kadınlar hep lüks giyiniyor, pahalı şeyler giyiniyor. Kocasına geliyor da ki sen böyle güzel şey almıyorsun bana. Kıymetli pahalı şeyler giyiyor herkes. Ben ondan arasında çok utanıyorum. Ondan arası gitmeye korkuyorum filan. Ve bunu o kadar ileri götürüyor. Evde her gün kavga. Her gün zırıltı zırıltı. Huzur kalmıyor. Ayakkabı alıp geleceksin 50 liraya. 250 liraya aldım hanım ya. Bak senin hatırın için pahalı istiyordun. İyi istiyordun. Al sana 250. Evet, aile arasındaki bu kavgayı zırıltıyı önlemek için burada yalan söyleyebilirsiniz. Bir yalan söyleyin. Buradan işte ehveni şerreyn, yalan yine yalandır ama günah yazmıyorlar. Neden? Hedefin güzel bir şey. İki şerden kolay olanı tercih edilir. Bu becerilerde de kuraldır. Hanımla aranı düzeltmek için metresini kaç almışım mesela? 50 liraya. 500 liraya aldım hanım yahu. Senin hatırın büyük yahu. Bir şekilde böyle yani ısındırmak için bunu söyle. Hadis-i şerif efendim bu. Bu. Evet. Evet. El kezbü mektubun illa men nefa'hu bihi müslim. Ev defa bihi. Şimdi
adam mazlum. Öyle şeyler, manzaralar çok olur. Fakat ispat edemiyor. Sen de biliyorsun ki adamın suçu yok. Öteki adam yakalarsa ceza verecek. 20 sene giyecek, 30 sene giyecek, bazen dövecek veya şu edecek, bu edecek. Sen de biliyorsun, kesinlikle hakikaten biliyorsun, zan değil. Hakikaten biliyorsun ki adamın suçu yok. Adamı ispat edemiyor. Konuşamıyor, bilemiyor. Yolu yordan bilmiyor. Öteki adam da zengin veya etrafı var. Oo, her şey ondan yana. Böyle bir mazlumu zalimi elinden kurtarmak için yalan söyleyebilirsin. Ama orada kesinlik lazım. Arkadaş hatırına değil. Hakikaten adamın bir günahı yok. Biliyorsun. Burada da yok, hakim bey böyle değil falan diye o mazlumu zalim yerinden kurtarmak. Bir yalan da mecburidir. Mesela Çanakkale'de savaşıyorsunuz. Allah bir daha Çanakkale vermesin de. Mesela. Evet, oluyor ya, Kore'ye gittik, Kıbrıs'ta konuştuk, savaştık. Gene olabilir. Değil mi? Şimdi burnumuzun dibinde. Evet. Şimdi askerde ileri gözcü vardır. Ordu burada durur. Çatalca'da gavur varsa ileri gözcü gönderirler. Asker gönderirler ki kaç kişi, nerede konuşlanmışlar filan diye gönderirler gizli bir iki adam. Buna ileri gözcü denir. Sen ileri gözcülük yaparken yakalamışlar düşman seni, yakalamış. Yakalayınca bizim soracaklar tabii. Bizim ordu şu tepenin arkasında demeyeceksin. Oradaysa da orada, ta kaç kilometre ileride bir çukurda. Orada bizim ordu orada diye bu yalan mecburi. Müslüman ordusunu gavur ordusundan kurtarmak için bu yalan mecburi. Onu aldatacaksın arkadaş. Tumturaklı yolsa oraya gitsin de sen de kurtul diye. Evet, böyle yalanın da kısımları var. Ama yalan yalandır. Böyle durumlar dışında arkadaş hatırı için, komşuluk hatırı için, akrabalık hatırı için, yani bir zulüm falan önlemek için değil, dargın barıştırmak için de yok, bunlar yok. Arkadaşlık hatırına bir kimsenin hakkını yalan söyleyerek üstüne geçirirsen öbür tarafta boynunu asacaklar, taşılan diyecekler. Herkesini rezil edecekler. Evet, şimdi diyor ki Efendimiz işte 6 şeyi garanti edin, size cenneti garanti edeyim. 1. Konuştuğumuz zaman biriniz yalan söylemesin. Bahsettiğimiz zaruretler hariç. İzâ vâde felâ yuhrif. Evet. Bir şeye söz verdin. Tamam mı? Evet, tamam. Tamam mı? Tamam. Şöyle oldu, böyle bir para vereceksin yahut yardım edeceksin veya bir yere gideceksin, söz verdin, sözünüzü çiğnemeyin diyor. Sözünüzü duramayacağın sözü vermeyin. Kusura bakma arkadaş, yapamam. Verdiyseniz yerine getirirsiniz. Sözünüzü çiğnemeyin, bunu bana garanti edin diyor Peygamberimiz. Cenneti garanti edecek. Vaat ettiğiniz şeyi yerine getirin. Vaadinizi çiğnemeyin. Sözünüzü çiğnemeyin. Ondan dönmeyin. Ve izâ tümüne felâ yakun. Sana güvenmiş adam, sana inanmış. Mesela büyük bir parayı demiş, al ben şuraya gidiyorum, gelince kadar sen de dursun. Veya askere gitmiş, komşu demiş, benim çocuklar sana emanet, karım, kızım, çocuklarım, sen gitme. Emanet etmiş sana. Ama sen hain, Elif'in karısına şu bu şeyi kıvırtıyorsun, şu boyu yapıyorsun. Veya parasını kullanıyorsun, 1000 dereden su getiriyorsun. Size güvenildiği zaman asla hainlik yapmayın, ihanet etmeyin. Bunu bana garanti edin diyor. 3 oldu değil mi? Yalan söyleme. Evet. Vaadini çiğneme. 3. Emanete hainlik etme. Koruyamayacaksan alma arkadaş. Emanet almışsan sakın hainlik etme. 3. Evet. Evet. Vattu absarakum.
Evet. Ben de elçiyim, bana kızmak yok. Gözünüzü haramdan sakının. Nasıl yapacağız? O zaman evden çıkmayacağız. Sokağa çıktın mı? Her şey meydanda. Nasıl yapacağız bu işi? Ama peygamberin sözü bu. Bak sen nasıl çözeceksen çözeceğiz. Nasıl yapacağız? Sen yap. Gözünüzü bakmak caiz olmayan yerlere bakmaktan tutunuz. Bakmayınız. Bu hem erkekler için bunlar, hem kadınlar için böyle. Bakmayınız. Ya ne kadar zor Müslümanlık değil mi şimdi bu devirde? Televizyon dinleyemeyeceğin uzman. Karı çıkıyor, her tarafını açıyor konuşurken. Efendim sokağa çıkıyorsunuz, bütün kadınlar çırılçıplak. Evet, erkekler öyle. Evet, gözünüzü haramdan sakınınız. Kur'an-ı Kerim'de de ayet var zaten. Mümin kadınlara söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Harama bakmasınlar. Mümin erkeklere de söyle. Onlar da harama bakmasınlar. Ayet var, kesin ayet. Zinetlerini teşhir etmesinler. Her tarafı açıyor kadın. Daracık giyiyor ve de uzun topuk giyiyor. Çalkını çalkını yürüyor ki desinler diye. Hep Kur'an'da var bu. Aynen var. Bu devir şimdi öyle. Evet. Şimdi sen de sokağa çıkmak zorundasın. Dükkanına gideceksin. İşine gideceksin. Ne yapacaksın? Evet. Önüne bakmasan çukura düşersin. Değil mi? Diyor ki Ali diyor. İlk nazar diyor. Tamam. Gördün. Hemen kapıyı çevir. Sen ona bakma niyetin yok. Yolu gözlemek çıkarken önüme geldi. Hemen kafanı çevir Ali diyor. İlk nazar diyor. Tamam. Ondan sonra vay be, ne karıymış, ne oğlanmış. Ha, o zaman günah başlıyor işte. O zaman günah başlıyor. Böyle mecburen çıkıyorsun işine giderken, gördüğün anda çevir gözünü. Evet. Bu çok önemli. Garanti ederseniz cennet var. Gözünüzü haramdan sakınınız. Evet. Dört oldu değil mi? Fekeffü eydiyeküm. Evet. Elinizi de helal olmayan şeye uzatmayınız. Şimdi helal olmayan şey ne? Nikahlı olmayan kadının elini erken tutması, hadis bu. Benim Cevat Hoca çok sıkıştırıyor. Ben sıkıştırmıyorum. Hadisleri arz ediyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Elyeden tezniyen. Eller zina eder diyor. Buhari'ye Müslüman hadisidir. Evet, ondan zinası bataş. Nasılsın hanımefendi? Kalbimde kötülük yok. Olabilir. Allah yasak ediyor arkadaş. Benden sana söylemesi. Ben illa sana elin karısının bilmem nesini düşünüyorsun demiyorum. Allah yasak ediyor. Buna setti zerayı derler. Kötülüğe giden yolu kapamak. Elini sıktığın zaman sen melek misin? Ele bak be. Sıcacıkmış. Yumuşacıkmış. Aklına geldiği anda mahvoldun arkadaş. Günah arkadaş. Allah diyor ki el sıkmayacaksın. Resulullah böyle haber veriyor. El sıkmak yok. Ya kalbimde kötülük yok. Ya şimdi yalnız İstanbul'da oluyor demiyorum. Anadolu'da komşu teyze değil mi? Amcasının ya komşunun hanımı bayramda gidip elini öpüyor. Hanımın elini öpüyor. Yasak efendim. Evet yasak efendim. Sen onun oğlu değilsin. Mahremi değilsin. O benim büyüğüm. Annem diyor. Yok annen yerine demeyle olmuyor. Allah yasak etmiş arkadaş. Git ziyaret et. Tamam. Bir şey demiyoruz. Dinin kurallarını dahilinde. Evde kimse yokken kim olsa olsun yalnız odada elin karısında kalamazsın. Zina olur. Dinen böyle. Halveti sahiye zinadır. Elle değmedim. Değmedin ama dinin kuralı bu arkadaş. Gönlüm gözüm 50 senelik komşu olabilir.
Dinin kuralı bu. Evde kimse yoksa giremezsin arkadaş. Kimseyi de alamazsın arkadaş. Senin hanımın da kimseyi alamaz. Ya bizim asker arkadaşı, çok samimi arkadaşımız evde. Buyur 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 buyur. Ali, yo alamazsın hanımefendi. Kocan evde yok. Çocuklar evde yok. Yalnız alamazsın hanımefendi. Zina olur. Dinen zina sayılır. Bütün kitaplara bakabilirsiniz. Elin hanımını hürmetler ederim hanımefendi. Sıkışamazsın arkadaş. Dinen yasak. Elini haram olan şeye uzatma. Garanti ver bana diyor. Sadece hırsızlık etme falan demek değil bu. Değil mi? Bu böyle. Dinde böyle. Sen de ona göre hareket edeceksin tabii. Bunu biz haber veriyoruz. Evet. Azıkta gidelim değil mi? Oturuyorsun kahveye. Şeş. Düşeş. Ha ha ha. Ne oynuyorsun arkadaş? Ömür o kadar ucuz mu lan? Şu saniyelerimizin hesabını vereceğiz. Sümme letüs elünle yevmeyzin anin naim. Kur'an'da ayettir. Vallahi billahi her nimetten siz hesabı çekeceğim. Nefes almasan yaşayamazsın değil mi? Aldığın nefesi vermesen yine yaşayamazsın. Nimet değil mi nefes alıp vermek? Sen bunu burada hesabı kolay. Hadis dinliyordum. Camiye gittim. Eyvallah. Ben senin avukatlığını yaparım. Ama şeş düşeş derken ne yapıyorsun? O saniyeleri tamam. Çayına kahvesine zaten kumar olur. Kim kazansa çay alacak, çayın parası kumar olur zaten. Öyle değil ya. Biz kim kazansa kazanır. Böyle değil ya. Desen bile Peygamberimiz diyor ki domuzu seviyor musunuz domuzu? Ne kadar pis hayvandır. Ne kadar kokar pis hayvandır. Amerika'da bizim İngilizce okulun hocası dili öğrensin. Nerede fuara götürdü bizi? Fil kadar hormonlu mu ne yaptıra bilmiyorum. Fil kadar domuz. Öyle kocaman. Yanından geçiyoruz. Öyle bir koktu ki. Ben bunu nasıl ne var dedi. Dedim kokuya baksana. Bir baktım fil kadar domuz. Ben dedim gidiyorum. O etini yiyor. Yani ona hoş geliyor tabii. Zaten kendi de kokuyor. Hiç yıkanmıyor ki. Evet. Domuz. O pis domuzu diyor Peygamberimiz. Oyunu söylüyorum efendim. Peygamber hadisini naklediyorum. Mebarikül eshar. Pişer meşarikül envar da Buhari Müslim hadisidir. O pis domuzu karnını yarın diyor. Kafanızı içeri sokun karnın içine. Hoşunuza gitti mi diyor. İşte diyor oyun oynamak budur diyor. Budur. Kağıt, tavla vesaire. Satranç da bizde kesinlikle doğru değil. Ömür böyle oyunla geçecek kadar ucuz değil. Öyle değil. Arkadaş ömür sayılı saniyelerde ibaret. Hesabını vereceksin. Böyle şeyler. Efendim kafa çalıştırıyor. Bırak ya. Kim kafa çalışmak oyun oynuyor ya. Millet gır gır geçmek için, zaman öldürmek için. Böyle, evet, şeytanın murdar işlerinden işlerdir, mülebbet şeylerdir. Elini haram olan şeylerden sakın. Bunları açıklamaya çalışıyorum. Artık. Elini böyle şeylere uzatma. Evet. Oldu beş. Evet. Fekeffeydi hükümden sonra vahfazu furucakum. Namusunuzu koruyunuz. Evet. Zinadan koruyunuz. Zina etmeyiniz. Zina etmeyiniz. Zina ne hocam? Evet. Biz zannediyoruz ki genel eve gidip elin karısında cinsel ilişkide bulunmak. Yok. Göz zina eder. El zina eder. Dil zina eder. Hadis var ya. Efendim bunları görmüş, tarif ediyor, Müslümanları uyarıyor. Gözün zinası, elin karısının bilmem nesine haram yerine bakmaktır. Gözün indiriyor şunu aşağıya. Evet. O açılmış ya. O açılabilir. İmtihan dünyası bu. Senin aklın yok mu? O açıldı diye helal olmaz. Sen gözünü indireceksin. Gözün harama bakmayacaksın. Komşu perdeyi unutmuş. İçeride ailesinde şunu bu şu yapıyor. Bakmayacaksın. Elin özel işi o ya o.
mahrem işi. Niye bak ki? Tecessüs yasak Kur'an'da. Vela tecessüsü. Casusluk yapmayın diyor. İndir. Sen de sıkı tembet karına kızına perdeyi kapatsın. Kapıyı kapatsın arkadaş. Sen kapatmayı unuttuysan sen bakma. Allah'ın yasağı bu. Sokakta çıplak çıkmış. Meşru kılmaz. Bakmayacaksın. O hesabını verecek tabii. Evet. Irzınız korun içinde. Zina, göz zinası, kulak zinası. Bir yerde oturulmuş. Zaman şeysin diye. O ne cavırdır o. Ne üşkattır o. Başlıyorlar dedikoduya. Sen de bunu dinliyorsun. Veya işte böyle boz yaranlık. Göbekten aşağı yaranlık. Şöyle oluverdi, böyle oluverdi. Yapıyorlar şimdi bunu. Bu da kulak zinasıdır. Bu da bunlar sen yapıyorsun. Dil zinasıdır. Bunlar da zinanın çeşitleri. Yalnız cinsel ilişki bulunmak zaten o büyük zina da. Ona yaklaşmayın diyor. İşte bunlar ona yaklaşan şeylerdir. Ayette bunlar da haramdır. Hadiste de diyor ki buna bana garanti verin. Elinizi, dilinizi, belinizi bunlardan koruyun. Size cenneti garanti edeyim. Hodri meydan, cennet bu kadar ucuz işte. Al sana. Altı şeyi yap. Cennet benden diyor. Garanti ediyorum diyor. Güzel peygamberimiz Allah'a selam. Livata. Erkek erkeğe. Lezbiyenlik. Kadın kadına. Amerika'da kanun. Avrupa'da kanun. Erkek erkeğe evleniyor. Kadın kadın evleniyor. Bize akıl vermeye kalkıyorlar da. Hayvanla onlardan edepli kız, şey ya. Hiç kıskanma diye bir şey yok. Bir hayvan bile şey dişisini kıskanıyor ya. Onlar da o kalkmış. Böyle şeyler de normalleşmiş, kanunlaşmış. Müslümanlıkta yok diyorum ben size. Haber veriyorum. Uygulayıp uygulamamak size ait. Ama Müslüman da bu yok. Zinadan korun. Livatadan korun. Ve mukaddematüme. İşte bak burada söyledi. Öncüsü bakmak, ellemek, öpüşmek, kucaklaşmak, sarmaşmak yok. Elin hanımınla, bayır komşumuz, teyzemiz, sen de delikanlısın, gittin bayramda elini öpmeye. Kötülük yok hakikaten. Hayır diyor Allah. Hayır. Teyzen elini de öpemezsin, o da seni sarılıp öpemez. Kötülük için değil, olabilir. Allah yasak etti beyefendi. Ben onu söylüyorum. Yasak diyor yahu. Peygamber de onu söylüyor. Bak garanti edin bunları diyor. Allah'ın ziyaret et, sevap alırsın. Çok güzel. Ama bu şekilde değil. Evet, bu şekilde değil. Bunları kim biliyor şimdi? Kalbim temiz diyor. Kalbin temizliği olmuyor bu iş. Kötülüğe giden yolu kapatmak da dinin emridir. Bugün böyle falan derken biz çok gördük. Kanısını kaçırmış karısını. Sonra ahbap olmuşlar komşularla. Komşunun karısı bundan güzel. Halbuki kaçırdı karısını. Böyle davaları biliyorum. Bir, iki filan derken o kadın daha işveli, cilveli, güzel konuşuyor. Daha güzel. Sen melek değilsin ki. Zamanla karısından ayrılmaya kalkıyor. Biz bunları görmüşüz. Tatbikatta sorabilirsiniz. Avukatlara sorabilirsiniz. İşte Allah bu peygamberin bu kötülüğe giden yolu kapatıyor. Bunlar olmayacak diyor. Bundan sakını, garanti ver, sana cenneti vereyim. Evet. Ve men tekeffere hazihil mezkurat fakat tevakka fil ekberil muharramat. Kim bunlardan korunursa en büyük haramlardan korunmuş olur. Garanti et istiyor peygamberimiz. O da cennete girmeyi hak eder. Peygamber de böyle bir adama kefil olur. Cennete sokar. Hakim Müsnet'te yani Buhari Müslim şartlar saçan hadis Beyhaki Şuab-ül İman'ında Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Keza Ahmed İbni Hanbel Nesai keza bu hadisi nakletmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bunları bileceğiz. Adımımızı ona göre atacağız. İslam hem dünya için hem ahiret için kurallar koymuş.
Müminsek kurallar bunlar. Ben de size aracık ediyorum. Tuktaul ecel min Şaban ila Şaban. Evet. Hatta inner racule leyankihu ve yuledu lehu ve kad haraca ismihu fil mevta. Şimdi bu Berat gecesiyle ilgili hadis-i şerif. Biliyorsunuz Şaban ayı var. Ramazan'dan evvel Şaban ayı. Şaban ayın 15. gecesi Berat gecesi, değil mi? Evet, ne diyor bak. Bir senede olacak şeyler, bu Şaban'dan öbür Şaban'a olacak şeyler, bu Şaban'ın yarı gecesinde yazılır diyor. Yazılır. Hatta adam evlenecek, çocuğu olacak. Adam evlenecek, ertesi gün ölecek. Adam iflas edecek, adam şu olacak. Hepsi yazılır diyor. Çünkü Allah'ın ilminin sonu yok. Ben bilemiyorum. Şu duvarın karşısında ne var bilemiyorum. Sen de bilemiyorsun. Ama Allah biliyor her şeyi. Gaybı da biliyor. Hazırı da biliyor. Biz buna inanıyoruz. Allah her şeyi bilir. İlminin sonu yok. Senin ne yapacağını bildiği için o gece defterine yazılıyor. Cenab-ı Hak dilediğini yazar, dilediğini siler. Evet. Onun için Şaban gecesinde Allah'ım benim ismimi eşkıya defterine yazdıysan sil. Suada, Said, Mutlu, Mümin, Salih müminler arasında yazsın, sabit kıl, kaydırma diye şeysi var. Berat duası var Efendimizin. Bize de böyle dua edin diyor. Evet, bu Berat gecesinin Leyley, Berat'ın çeşitli isimleri var. Şaban'ın nısıf gecesi, yarı gecesinin çeşitli isimleri var. Evet, söyleyen diyor ki mübarek gece, Berat gecesi, Sak gecesi, Rahmet gecesi. Berat gecesi, Sak gecesi ne demek? Evet, şimdi vergi yatırıyorsun devlete. Ondan sonra eline kağıt veriyorlar. Veya makbuz geliyor, yatırdı mı? Yatırdı diye. Aha bu senet veriyorlar, batırdı. O gecede cennetlik mi, cehennemlik mi? Dedik ya, öbür seneye kadar olanlar eline veriliyor bu. Onun için sak, senet gecesi, belge gecesi deniyor. Bir adı böyle. Evet. Cenab-ı Hak bu gece affediyor müminleri. Gecenin ulviyetini biliyor. Gece çok ciddi olarak, bilinçli olarak camiye gidiyor. Evdekilerle iyi, ona göre hazırlık yapmışlar. Camide dua ediyor. Evet, camide dua ediyor. Samimi dua ediyor. İçten gelen duygularla ağlıyor. Cenab-ı Hak Erhamur Rahimin. Böyle olunca, senden bir kendine yönelme olunca melekler diyor ki hepsini silin. Şimdi okuyacağız. Evet. Evet, yalnız öyle diyor bak. İnna Allah Teala yagfiru li cemil müslimine fi tilkel leyle. Bu gecede müminler böyle samimi olarak tevbe eden, ağlayan samimi müminlerin hepsini bu gece öyle bir gece ki ondan dolayı mübarek gece hepsini affeder. İlla li kahinin. Ancak falcıları affetmez. Gayb Allah bilir lan. La ya'lemul gaybe illallah. Allah'ın ayetidir bu. Gaybı ancak Allah bilir. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir sürü karıya gidiyorum, bir de para vereyim. Böyle şahtekarlara, yalancılara maalesef çok var. Böyle bir yalancıya gidip danışanın 40 gün namazı kabul değil. Doğru söyle ulan desen Allah korusun.
Fakat kefere bime unzile ala Muhammed. Buhari Müslim hadisidir. Böyle bir yalancı doğru söyledi Mehmet, gördün mü lan? Bildiler. Kur'an'ı inkar etmiş olursun arkadaş. Şimdi bunlar çok oluyor maalesef. Maalesef çok oluyor. Böyle üçkaççılar var. Bir de para veriyor. Evet. Kahini affetmez. Kahini affetmez. Bir. İkinci olarak kahin dışında ikinci olarak evet müşahin, kindar. İnsanlık hali, bazen kızıyoruz, öfkeniyor. Efendimiz şahsi meselelerden dolayı hiç kızmamış. Dini konularda kızmış. Dini konularda kızmış. Zaten dini konularda kızma görevimiz. Yahudi'ye çok iyi insan diyemezsin arkadaş. Durbet aleyhime zilletü vel meskene febâ'ü bi gadabı minallah. Ayet bu ya. Şerefsiz damgasını vurdum onları diyor. Melun millettir. Allah'ın gazabını onlar hak ettiler. Çok iyi insan ya. Dedin mi Allah'ın gücüne gider Allah'ın arkadaş. Bu çok önemli bu. Ahlaksız herif. Kumarbaz. İşkatçı. Ama sana karşı çok iyi davranıyor. Herkese diyor ki çok iyi adam ya. Diyemezsin arkadaş. Milleti yanıltmaya sebep oluyorsun. Evet neyse. Şimdi böyle bir şu veya bu sebepten biz peygamberimize benzemeye çalışacağız ama zayıf adamlarız. Kırıldık darıldık. 3 gün diyor. Darılmanın süresi 3 gün. Ondan sonra kesinlikle yasak. Kin yok. Kim önce selam verirse diyor o kazandı gitti. Böyle darılmış. Ya Ali kusura bakma ya falan deyip ver elini sen kazan. 3 günden fazla uzattın mı o kin olur. Kindarı barışmayanı berat gecesinde de olsa affetmez. Efendimizin hadisini okuyorum efendim. Ev mütmini hamrin. İçki içmek, şarap içmek, tiner içmek, işte ne bileyim esrar içmek, o gibi şeyler haram arkadaş. Lütfü min ameli şeytan. Şeytanın pis, murdar işinden bir iş. Feşteni bu. Vazgeçin, derhal bırakın. Ama adam, hocam buna dokunma. Ben bundan vazgeçemem. Dünya mesela vallahi bir kadehine değişmem. Ayyaş. Müdmini hamr, içkiye itmanlı her gün içiyor. Bu hariç. İçmiş, ağlamış, eyvallah. Sözümüz yok. Sözümüz yok. Ama hocam bundan vazgeçemem. Benim kimseye zararım yok. Ama bundan vazgeçemiyorum. Evet. Hocam ben sigara içmiyorum. Kindar da değilim. Kahin de değilim. Ama şimdi gelirken gördük. Hem para dileniyor herkesten hem de ağzından sigara var. Ah kan olmasa 2 tane çakmak lazım ona. Hayvan hem para dileniyor hem sigara içiyor. Evet şimdi gelirken yolda yahu. Para dileniyor sigara ağzında. Sigara zehir olduğu kesin, delille sabit, kanuna çıktı dünyada. Zehir olduğu kesin olmasa kanun çıkar mı? Zehir içmek haramdır. Şeyhlere, hocalar söyleyin. Eski kitaplarda mekruh diye yazıyor diye yani içiyorlar şeyhler, hocalar. O kitaplar yazıldığı zaman da sigaranın böyle müthiş bir zehir olduğu bilinmiyordu. İyi bir şey değil ama haram olmayınca haram demek küfürdür. Ondan korktuklarından haram diyemiyorlardı. Mekruh demiş. Ama şimdi sigaranın müthiş bir zehir olduğu laboratuvarda ortaya çıktı. Kesin olduğu için kanunlar çıktı. Hala eskide bu mekruh dedi diye sigara içiyor. Müdmini hamır, müdmini duhan. Sigara idmanlı. Evet, tiryaki diyorsunuz siz. Ona af yok diyor bugün. Buyurun. Evet. Hoca öyle diyor.
hadis şerh diyor. Hadis sade zaten, hadis naklediyor. Arkadaş, kesinlikle atın mereti gitsin. Oldu 3-4. Vakkun lil valideyni. Anan baban 9 ay 10 gün karnında taşımış, ne zahmetlerle. Doğururken ne kadar sıkıntılar çekmiş. Gece gündüz büyütmüş, büyütmüş, okutmuş, evlendirmiş. Ya bizim koca karı, bizim koca herif. Ne anlar da ya. Kendisi çok iyiymiş. Böyle anasının babasını sıfır gören olduğu gibi. Bir de dövenler var. Ezet edenler var. Sokağa atanlar var. Anasına babasına zulmedenleri Berat gecesinde Allah affetmez hadis. Evet, böyle adamlar görmüşüzdür. Delirdi, sokaklarda kepaz oldu gitti. Anasını dövdüğünü biliyorum. Ama sonunda da delirdi. Sokaklarda kimse dalmıyor eve. Batırıyor çünkü. Anaya babaya işkence edilir mi? Hiç böyle şey yapılır mı? Yavur olsa bile yapamazsın. Sa'd bin Ebu Vakkas Müslüman olmuş. Çok yakışıklı olan, son derece zeki bir evin bir oğlu. Babası ölmüş, anası tirti tirtiyor. Bir evin bir oğlu. Akıllı olan olduğu için peygamberimizi görmüş, demiş. Bizim iş yanlış. Şehadet kelimesi getirmiş, Müslüman olmuş. Bunu Müslüman olduğunu, anasının biliyor ne kadar koyu putperest olduğunu saklamış ama kadın anlamış onun Müslüman olduğunu. Demiş bakmış, baban dinine dönmezsen demiş, şöyle der ama hiç dinlememiş. Demiş bak sen beni seviyorsun, o kadar seviyor anası diye. Bak demiş sen bu dini değiştirmezsen, baban dini putperesti dönmezsen yemeyeceğim, içmeyeceğim, öleceğim demiş. Başlamış. Bir hafta yememiş, içmemiş. Sürmüş, bir hafta aç kalınca ne olur? Demiş ki canın cehenneme. 1000 tane senin gibi anım olsa yine ben Müslümanım, yine Müslümanım dedikten sonra bir de iki tekme atmış ona. Müslüman, gençken insan böyle heyecanlanıyor ya. Onun direnmesine kızmış, iki de tekme atmış. Gelmiş eve, insan anasına tekme atınca yüzü iyi olur mu? Onun çocuğu. Efendimiz anlamış. Hayrola demiş Sa'd. Ya Resulallah böyle böyle böyle. Ya olmadı demiş Sa'd. Dinini değiştirme. Dininden dönme ama anana tekme atmak, tokat atmak hakkın yok. Gavur bak putperestken. Ama şimdi anasını babasını dövenler bir sürü adam var. Ona zulmediyorlar. Aç bırakıyorlar. Anasını babasını zulmedenler Berat gecesinde af edilemezler. Musır ale zina. Zinaya ısrar edenler. Zinaya ısrar edenler. Dayanamam hocam. Dayanamazsın öbür tarafta. İşte böyle arkadaş. Af yok. Evet. Evet. Bu gece Berat gecesinde Allah müminleri affediyor. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini çok düşünüyor. Hep bunları görmüş. Yine de Allah'a yalvarıyor. Şaban'ın 13. gecesi sabah kadar yalvarmış. Gözyaşı dökünce Cenab-ı Hak demiş ki ümmetin 1/3'ünü affettim. Şefaat hakkı vereceğim sana demiş. Mahkeme-i Kübra'dan sonra kurtaracaksın. Gene ölüm sırası var, kabir azabı var, mahşer sıkıntısı var da Mahkeme-i Kübra'dan cehennem kazandığı zaman kurtarma hakkını verdim 1/3'üne. Peygamberimiz çok merhametli, mümin olana, imanına göçene. İkinci gün gene durmadan sabahına kadar ağlamış. Şaban'ın 14. gecesi. 1/3'ünü daha verdim demiş. Gözyaşı akılınca ona dayanamıyor Allah. 1/3'ünü daha verdim, 1/2'si. Peygamberimiz yine iş yapmamış. 3. gece yani Şaban'ın Berat gecesi yine sabaha kadar ağlamış. Ki Ayşe Hanım öyle diyor, ayrıldı diyor. Baktım diyor gözünün yaşı diyor ıslatmış toprağı diyor. Secdeye kapanmış.
gözünün yaşı ıslatmış diyor. Öyle ağlıyor, bizim için ağlıyor. Hepsini affetmeye izin verdim, şefaat hakkını verdim. Bu Berat gecesi verilmiş, tamamı. Bu Berat gecesi böyle bir muazzam gece. Evet, bu gecede namaz kılan kimseye, namaz kılan, ibadet eden kimselere 100 melek gönderilmiş. 30'u bu ibadet edenlere cennetliksiniz, 30'u cehennem azabından kurtuldunuz, 30'u da dünya afetlerinden kurtulacaksınız diye müjde verirlermiş bu gecede. Ondan sonra diyor ki Peygamberimiz, bu gecede Beni Kelp diye en çok koyunları, koyun sürüleri olan bir kabile var. Allah'a dönüp tevbe istiğfar edenler, onların koyunlarının kılından çok Allah müminleri affeder diyor. Rahmet denizinin taştığı bir gece. Evet, şefaat hakkın tamamının verildiği bir gece. Bu Şaban'ın 15. gecesi olan Berat gecesinde bu müjdelere rağmen gene herif kahvede şurada burada geçirirse, adı Hasan Masan, onu tımarhaneye, doktora götürmek lazım. Aklından zoru vardır. Öyle diyor güzel Peygamberimiz. Evet, işte bu gecede seneye kadar olacaklar yazılır. Çocuğu olacak ise ölecek denir. Adam yeni de olsa ve ölülen arasında hepsi bu gecede bilir. Efendim, bu geceden sonra başlarlar görevli meleklere, olacak şeylere. Berat gecesinde, Kadir gecesinde bitermiş bu yazma işi. Rızıklar Mikail Aleyhisselam'a, yazma istinsah etme işi. Harpler Cebrail Aleyhisselam'a. Zelzeleler, böyle yer depremler, batmalar, çıkmalar, bunlar İsmail, ki dünya semasının sahibi büyük, muazzam bir melekmiş, muhteşem bir melektir diyor, ona verilir diyor. Evet, İsmail efendim, o Mikail ayrı, İsmail ayrı bir melek var, ona verilir. Böyle mübarek gecedir. Bu mübarek geceyi diyor gafletle geçirmeyin diyor güzel Peygamberimiz. Uyanık olun, çoluğunuzu çocuğunuzu camiye götürün, pislikleri bırakın. Evet, hazırlıklı olun. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yılbaşı geliyor. Aylardır propagandalar başlıyor. Evler süsleniyor. Müslüman, hiç Berat gecesi diye böyle birkaç evvelden hazırlanan gördünüz mü? Böyle mübarek gece. Böyle yılbaşı bizim değil ki. Ne kadar ters. Allah bizi ıslah etsin. Bu bilmemekten ileri geliyor. Bu işleri böyle öğretsek, haber versek, inkarcı değil adam, mümin. Evet, gavur değil ama ne yaptığının bilincinde değil. Bundan yerinin ne olduğunun farkında değil. Bu kadar kötü işleri yapıyoruz. Allah bizi ıslah etsin inşallah. Yani bilmeden olmaz demek istiyorum. Öğreneceksiniz. Bildiğinizi bilerek yap, ibadetinizi bilerek yapacaksınız. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve tüb ileyh. Fatiha-i Şerife. Besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. On birer ihlas besmele ile beraber bismillah. Allah'ım, 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 Allah'ım
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı kabul eyle, dersimizi kabul eyle, okuduğumuz süver-i celili ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle, hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaları, bil cümle ahirete itaat-i mümünat, hasreten eserinde yaralandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin ve burada bulunan bizlerin ve bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkıntıya girilen şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın, tüm geçmişlerimizin ervahını bağışladık. Vasıl eyle, cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derece yüksek eyle. Taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, küfürden, münafıklıktan, şikaktan, kötü durumlardan ya Rabbi bizleri, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Aziz vatanımızı ve İslam ülkelerini de her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afet ve musibetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.